Sayın seyirciler, Saadet Partisi milletvekili adayı Salih Berber ve ilçe yönetiminin ziyaretleri tüm hızıyla devam ediyor. Keresteciler odasını ziyaret eden Saadet Partili yöneticiler kerestecilerin sıkıntılarını dinlediler. Ziyarette ilk konuşmayı yapan Saadet Partisi Bursa milletvekili adayı Salih Berber, keresteciler odasının kendisine yapmış olduğu kürsü jestinden dolayı memnuniyetini belirterek bugün bu kürsüden yarın ise meclis kürsüsünden hitap edeceğini belirtti. Berber yaptıkları kürsü jestinden dolayı kerestecilere teşekkür etti. Biz bir güzellikle karşıladınız. Arkadaşlarımızın ve sizin yaptığınız espriyle şu anda sanki meclis kürsüsünde ilk konuşmamızı yapıyor gibi. Alkış arkadaşlar. Zaten başkanıma ifade ettim, keresteciler odasına da bu yakışır. Bu şekilde bir ortam yakışır. Bu jestinizden dolayı, bu hüsnü kabulünüzden dolayı sizleri tebrik ediyorum. Saadet Partisi Teşkilatı adına ve Saadet Partisi Milletvekili adayı olarak teşekkür ediyorum. Ve bu güzel örnek davranışınızın diğer odalarımıza da, diğer kurum ve kuruluşlarımıza da bir örneklik olmasını temenni ediyorum. Batı'nın fikren ve fiilen dünyaya hakim olmasından dünya huzur bulmamıştır. Katliamlar, işgaller, savaşlar, gözyaşı, açlık, felaket, ahlaksızlık almış başını gitmiştir. Diyebiliriz ki bunun İnegöl'le ilgisi nedir? Türkiye ile ilgisi nedir? Bursa ile ilgisi nedir? Değerli dostlarım, dünya şu anda sanki bir devlet gibidir. Dünya üzerinde yaşayan insanlar da sanki tek bir millet gibidir. Dünyanın herhangi bir noktasındaki olup biten olayı evinizdeki internet bilgisayar aracılığıyla, televizyon aracılığıyla anında görüp duyabiliyorsunuz, etkilenebiliyorsunuz olumlu ve olumsuz anlamda. Bundan dolayıdır ki Batı'nın bu hakimiyeti Osmanlı'da da son olarak ülkemizde de maalesef devam etmektedir. Bunun içindir ki bir batılılaşma gayreti almış başını gitmiştir. Sonuç itibariyle 1950'den sonrasını özellikle çok partili demokratik hayata geçtikten sonrasını dikkate alırsak biz NATO'ya girmek için gitmişiz, Kore'de büyük bir bedel ödemişiz. NATO'ya girmişiz. Niçin girmişiz? NATO'ya girmişiz ki bizim güvenliğimiz, dış güvenliğimiz, hatta gerekirse iç güvenliğimiz sağlanmış olsun, bir de silah teknolojisini alalım. Sanayiyi oradan transfer edelim diye. Şu anda Avrupa Birliği'ne girmek için yaptığımız tartışmaların bir benzeri NATO'ya girerken de yapılmış. NATO'ya girelim. Girdiğimiz zaman ülkemiz kurtulur, savunmamız sağlama alınır, sanayi teknolojisini transfer ederiz vesaire. Sonuçta ne oldu? NATO'ya girdik, bedelini Kore'de ödedik. Ondan sonra NATO bize 1945'ten, Birinci Dünya Savaşı'ndan, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan araç ve gereçleri verdi, çöpe atılacak araçları. Halen de asker reolar var biliyorsunuz, benzin yutar. Bize hiçbir teknoloji transferi yapmadı. Sonra bizim güvenlik konusunda 3 tane temel konumuz var. 1- Kıbrıs, 2- Ermeni meselesi, 3- PKK meselesi. NATO'ya girdiğimiz, başına Amerika'nın çektiği bu NATO, bu 3 konuda bize yardımcı oldu mu? Hayır. Kıbrıs Barış Harekatı'nda ambargo koydu. Ermeni terör örgütünün saldırıları karşısında günde bir tane, iki tane diplomatımız dışarıda giderken hiç insan haklarını dikkate alan olmadı, konu eden olmadı. En son PKK konusunda da herkesin tartışmasız kabul ettiği üzere Amerika PKK'yı destekliyor. Irak'ta taş üstünde taş bırakmadı, sadece PKK kampları hariç. Birisi de İngiltere. Keresteciler Odası Başkanı Fahrettin Baykan, keresteci esnafının sorunlarına değinerek Saadet Partisi Bursa Milletvekili adayı Salih Berber'den yardım talebinde bulundu. Ailesinin önüne yüzlerce bin... Keresteciler Odası'nın ziyaretinizden dolayı, çok güzel fikirler verdiklerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Ve
İnşallah seçilirsiniz, inşallah gidersiniz de işte az önce dediğiniz gibi bu kürsüyü oradaki meclisin kürsüsünde hatırlarsınız ve bizim bazı meselelerimizi orada çözersiniz diyorum. Bizim iki tane öncelikli meselemiz var. Birincisi mektup faizleri, mektup kullanıyoruz bu keresteciler olarak, banka mektubu dediğimiz 6 aylık teminat mektuplarının 1 yıla çıkarılmasını sizden talep ediyoruz. Çünkü faizlerin %80'den %2'lere, 1,5'a düştüğü bir dönemde bunların da 1 yıla uzatılması gerektiğine inanıyorum. İkinci bir husus, dışarıdan biçilmiş kerestenin gelmesi. Daha önce ben size yine aktarmıştım. Dışarıdan gemilerle biçilmiş kereste geliyor. Biçilmiş keresteyle de ne yazık ki ormana zarar verecek sinekler ve böcekler geliyor. Bundan 3 ay önce Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nden ormana zarar veren böceklerden sorumlu bir bölge müdürü geldi. Dedi ki bize dışarıdan dedi tomruklarla beraber böcekler geliyormuş. O böcekler de bizim ormanlarımızı kurutuyor dedi. Dedim ki müdürüm doğru geliyor ama bu böcekler tomruklarla gelmiyor. Bu böcekler neyle geliyor biliyor musunuz? Bu böcekler dedim biçilmiş keselerle geliyor. Nasıl geldiğini size anlatayım isterseniz. Ben Rusya'ya 4-5 kere gittim. Ben kendim de getirdim tomruk. Şimdi orada ormandan limana tomruk geliyor kabuklu olarak. Orada kabuklar soyuluyor. Ve o böcekler de sinekler o kabukların içerisinde zaten. Diz